akşam sizler için bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Bunu konuşacağız. Evet İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen başlayalım diyorum. Bağışıklık sistemini hastalıklara karşı nasıl güçlendirebiliriz? Ne yapmak lazım? Evet ne yapmak lazım? Ne kullanmak gerekir? Günümüzde insanlar çevre faktörlerinden dolayı fabrika bacalarından çıkanlar toksik maddeler, arabaların egzozundan çıkan toksik maddeler, evde kullanılan hijyen maddelerinin içerisindeki kimyasal maddeler, sağlıksız beslenme vesaire vesaire yani çevre faktörleri ve kullanılan ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi çöküyor ve insanlar çok kolay hastalanıyor. Bazıları E vitamini, bazıları C vitamini kullanıyor, bazıları demir, bazıları kalsiyum, bazıları omega 3, 6, 9 çeşit çeşit. Yıllar önce Almanya'da gittiğimde Amerikalı bir tanıdığıma baktım. Günde 3-4 defa 9-10 çeşit hap kullanıyor. Omega, koenzim, vitamin, şu vitamin, bu vitamin durmadan hap kullanıyor. Avuç avuç ne olur dedim. Ya çevre çok kirli, çok kirli hastalanırız. Vallahi dedim bunların yan tesiri var. Çünkü doğal değil, sentetik. Nihayetinde bunlar da nereden yapılıyor, nasıl yapılıyor? Kimyasal yani E vitamini yapılıyor. Şuradan buradan elde ediliyor. Yani doğal değil. Bünyeye zarar verir, daha çok hastalanırsın dedim. Yok yok falan. Tabii ki etkisinde kalmış. Şimdi yapılan son araştırmalarda mesela Finlandiya'da prostat, iyi huylu prostat büyümesi olanlara E vitamini verilmiş. 5000 kişi deney yapılmış. İyi huylu prostat büyümesi prostat kanserine dönüşmüş. Oo, çok hata yaptık dediler ama adamcağızların prostata gitti. Kaş yapayım derken göz çıkardılar. Kalsiyum veriyorsunuz birine ama kalsiyumla magnezyum birbirine zıttıdır ve dengeli olarak verilmesi gerekir. Kalsiyum verirken magnezyum olmazsa problem olur. Veyahut da fosfor oranı azalırsa yine problem olur. Birine fosfor verirseniz kalsiyum düşerse kemikler yumuşar. Bu ayarı nasıl yapacaksınız? İnsanın bünyesindeki böyle şeyleri oynadığınız zaman demir ver, bakır ver, şunu ver, bunu ver. Bünyeyle oynamamak gerek. Oynadığınız zaman hayatınız kayar. Bir hanımefendi geldi geçen. Demir eksikliği nedeniyle biraz fazla demir vermişler işte. Demir hapı fazlaca kullanmış. Kandan demir iğnesi yapılmış. Aa karaciğeri demir depolamış. Ne oldu? Şimdi demiri tetikleyen, demirin kanda yükselmesini tetikleyen C vitamini içeren hiçbir şey yiyemiyor. Ne oldu? Bir şey yapamıyoruz demiş doktor bu sefer. Kadıncağız karaciğer gitti. Yapacak bir şey yok. Bakıyor. Şunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin, şudur, budur vesaire. O halde ne yapmak gerekir? Amerika Birleşik Devletleri'nde uzay merkezi NASA ve Avrupa uzay üstü uzaya giden astronotlar için çok güzel, çok doğal, çok etkili bir ürün geliştirdiler. Sadece bir bitkiden. O da nedir? Spirulina. Mikro yosun. Mavimsi yeşil renkli mikro yosun. Çat Gölü'nde yetişir. Hawaii adalarında yetişir. Meksika'da yetişir. Avustralya'da yetişir. Türkiye'de de üniversiteler bunu yetiştirmeye başladı. Bir kilo spirulina, bir ton sebze ve meyvedeki vitamin, mineral, enzim, glikozu içerdiği gibi fazladan esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitleri de içeriyor. Doğal. Sadece anne sütünde bulunan omega 3, 6, 9 yağ asitlerini içeriyor. Balık yağındaki olan. Dünyada en doğal ve tek başına bütün vitaminleri, bütün mineralleri, bütün omega yağ asitlerini dengeli olarak içeren rastgele değil. Bu nedir? Spirulina Allah'ın izniyledir. Evet. Yani siz laboratuvarda, fabrikada E vitamini yapıyorsunuz. Vatandaşın iyi huylu prostatı prostat kanserine dönüşüyor. D vitamini veriyorsunuz. Demir veriyorsunuz. Karaciğeri depoluyor demiri. Vatandaşı zehirliyorsunuz. Kalsiyum veriyorsunuz. Magnezyum azalıyor. Bu sefer baldır ve bacakta ağrılar, sızılar vesaire vesaire. Şimdi spirulina. Spirulina ile ilgili Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO geleceğin en iyi gıdası demiş.
ABD yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi FDA en iyi besin takviyesi diyor spirulina için. Uluslararası Gıda Konferansı da en doğal besin demiş vesaire vesaire. Yani çok şey demişler. Ben bunlardan birkaç örnek vereyim. Ne içerir? Efendim, vitamin A yani beta karotin içerir. K vitamini B1, B2, B3, B6, B9, B12. H vitamini B8, B9. E vitamini doğal, kimyasal değil, doğal, sentetik değil. Minerallerden kalsiyum, demir, fosfor, iyot, magnezyum, çinko, selen, bakır, mangan, krom, molibden, sodyum, potasyum, bor. Balık yağlarından omega 3, 6, 9. Her şey dengeli, rastgele hiçbir şey yok. Daha devam ediyor, saymaya vaktimiz yok. Amino asitlerden esensiyel, yani besinlerde olan ve besinlerde olmayan da içeriyor. Doğada hiçbir bitkide olmayan şey var. Esensiyel ve esensiyel olmayan. Yani vücudumuzun salgıladığı ve salgılayamadığı amino asitleri içeriyor. Hiçbir gıdada olmayan, sadece anne sütünde olan. Aynı zamanda spirulina'da da var. Sadece bu bitkide var. Başka hiçbir bitkide yok. Şimdi spirulina bir mikro yosun. Şöyle açacak olursak şu kapsülü böyle mavimsi bir mavimsi yeşil. Nasıl göstereceğiz? Şurada mı? Kamera. Evet görüyoruz abi. Şurada mı? Evet. Mavimsi yeşil yosun. Doğal olduğu için kişi günde 3 defa 2 kapsül alabilir. Fazla aldı diyelim. Birleşimindeki fazladan mineral, vitamin, efendim, amino asit, omega yağları fazladan aldınız. Fazla, ben fazla alıyorum mesela. Ne olacak? Normal olarak günde 3 defa 2 dedik, 3 defa 5 aldın. Ne olur? Fazladan pırasa yemişsiniz gibi fazlalığı dışarı atar. Hiçbir toksik özelliği yoktur. Herhangi bir zararı yok yani. Herhangi bir zararı yok, faydası çok. Kişiye enerji verir. Her türlü vitamin, mineral, enzim, amino asidi içerdiği için beyin çalışır. Çünkü omega yağ asitleri beyni çalıştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişi hastalanırsa hastalığı çok kısa sürede atlatır. Bağışıklık sistemi güçlendiği için. Her yaşta, yaşlı olsun, bebek olsun, çocuk olsun, her yaşta herkes kullanabilir. Hiçbir problem yok. Hiçbir yan etkisi yok. %100 doğal. Spirulina kullandığı zaman kişi genç, dinç kalır, vücudu aranır, temizlenir. Bağışıklık sistemi %100 güçlendirir ve doğaldır. Yani eczane git, şu vitamindi, bu mineraldi, şu enzimdi, bu amino asitti. Gençler bilhassa böyle ne diyorlar, body yapanlar, yani vücut geliştirme. Çeşit çeşit proteinler, amino asitler vesaire vesaire. Hepsi tehlikeli. Almanya'da bir genç fazladan böyle proteinler almış, almış. Tabii kimyasal madde. Göğsü buradan pat yırtılmış. Şöyle. Kaslar yırtılmış. Aşırı kimyasal hormonlu ilaçlar bütün hormon dengeleri bozulmuş. 27 defa ameliyat oluyor, ameliyat tutmuyor. Yine yırtılıyor. Göğsü parça, kaslar parçalanmış. Aşırı kimyasal. Özellikle böyle vücut geliştirmesi için meraklısı olanlar asla bu tür ürünler kullanmasınlar. Çünkü kas geliştireyim derken cinsellikleri de gider. Böyle bir riziko da var. Oysa burada böyle bir riziko yok. %100 doğal spirulina kullan. Yan tesiri yok. Artı bir şöyle özelliği daha var. Nedir? Beyaz Rusya'da Çernobil bu radyatör kazasından sonra Beyaz Rusya'da birçok çocukta, küçük çocukta, yaşı 10 ile 16 yaş arasındaki çocuklarda çok ağır mide bağırsak enfeksiyonları, yani midede gastrit, ülser, bağırsaklarda ülser gibi rahatsızlıklar ortaya çıkmış. Klinik araştırması yapılmıştır. Spirulina ile radyoaktif madde nedeniyle ortaya çıkan bu tür rahatsızlıkları %95 oranında iyileştirmiştir.
mükemmel bir çalışma yapmışlardır. Hiçbir yan etkisi de yoktur.